Arkadaşım selamlar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın, hoş geldin. Evet, konumuz ikinci dereceden denklemlerin katsayılarıyla ile kökleri arasındaki ilişki, bağıntı diyebiliriz. Arkadaşım bu konuda çok önemli şeyler öğreneceksin. Mutlaka ama mutlaka çok ama çok kıl detayı dinlemen gereken bir ders. Diyeyim ben sana, sen de bu dersin önemini bir zahmet kavrayıver. Evet, birazdan konumuza başlayacağız. Umarım iyisindir, sağlığın saatin yerindedir. Ben de hafiften böyle iyileşmeye de başladım biliyor musun? Yani nasıl denir böyle yavaş yavaş enerji dolmaya başladım. Dedim ki alayım bari kalemi elime de iki dedim sazın teline <laughs> vurayım. Evet gençler, ayet anlatmaya inanılmaz derecede bayılıyorum. Bu konulara inanılmaz derecede böyle ee, hakimim. Böyle dolu dolu anlatmak istiyorum. Dolayısıyla sevgili gençler sizler de benden ders dinlediğiniz için sanırım biraz şanslısınız. Evet abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz mutlaka dersimize geçebiliriz. Ekranımı biraz daha yaklaştıracağım ki şöyle büyük büyük net net bir gör bakalım. Şimdi ZML hocaya abone olmayı unutma. Çok çok iyi hoca. Çok ama çok iyi hocam. İkinci dereceden denklemlerin katsayıları ile kökleri arasındaki ilişki dedik başlayalım bakalım dersimize. Şimdi ax kare artı bx artı c eşit sıfır dereceden e, ikinci dereceden denkleminin kökleri x1 ve x2 iken şimdi ben bu denklemin köklerini bilmiyorken köklerinin toplamını, çarpımını ve hatta farklarının pozitif değerini ve hatta farklarının negatif değerini de elde edebilirim. Peki nasıl elde edeceğim? Ben bunları önce şu kalemin rengini bir değiştirelim. Bundan sıkıldık yeşil olsun. Tamam. Şimdi kökler toplamı. Ben kökler toplamını nasıl bulurum? Şöyle kat sayılarına bak. A, B ve C bizim için inanılmaz değerli burada. Kökler toplamı eksi B bölü A ile bulunur. Kökler çarpımı C bölü A ile bulunur. Ve köklerin pozitif farkı da sevgili arkadaşım kök delta bölü mutlak değer A ile bulunur. Hocam negatifini nasıl buluyoruz ondan da bahsetmiştim. Ne pozitifini buldun ya eksiyle çarparsan negatifini de bulursun tabii ki. Bu formüller bizim için inanılmaz derecede değerli. Şimdi biz geçelim örnek 17'ye. Hadi bakalım. İkinci dereceden denklemin kökleri x1 ve x2 iken kökler toplamı. ve eksi b bölü a ile buluyorduk değil mi biz bunları? Burada b'miz kaç? Eksiyi koydum. B'miz eksi 6. A'mızda 1, eksi eksi 6, altı, artı 6'yı verir. Demek ki kökler toplamı 6'ymış. Köklerin çarpımı kaçtır hocam? C'miz eksi 40, A'mızda 1. Sonuçta biliyorsun C bölü A ile buluyorduk biz bunu. Eksi 40 bölü 1'den de köklerin çarpımı eksi 40 gelecektir. Kökler farkının pozitif değeri de delta'yı hesaplamamız gerekiyor önce. Delta'mız B kare eksi 4 AC'ydi. O halde delta 36 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 40 gelir. Yani şöyle yaparsak şurası 160. 160'a 36 eklersek de 196 gelecektir. Ve ben kök delta bölü mutlak a yaptığım takdirde kökler farkının pozitif değerini bulabiliyordum. O halde kök deltamız kök 196 gelir. Ve ben gidip bunu mutlak değer a'ya yani mutlak değer 1'e bölersem cevabı bulurum. Kök 196 14'ün ta kendisidir. 14 bölü 1 de bana 14'ü verir. Demek ki kökler farkının pozitif değeri de 14'müş diyebiliriz sevgili gençler. Şimdi burada hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Denklemimize baktığınız zaman zaten x1 ve x2 kolaylıkla hesaplanabiliyor. Tabi bu hesaplanamayan değerler için çok daha kullanışlı. Mesela ben burayı x'e x diye açarım burayı da eksi 10 10'a artı 4 diye açarsam şimdi bak kökleri e, sevgili arkadaşlarım bunun 10 ve eksi 4'tür. Ben bunları toplarsam 6'yı bulurum çarparsam 40'ı bulurum farkının pozitif değeri de 10'dan 4'ü çıkarırsak 14'ü bulabiliriz. Demek ki her birini doğru bu bir şekilde yapmışız. Tamam 18. örnek 8, x kare artı 8x artı 4 e kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden denklem için 1 bölü x1 ile 1 bölü x2'nin toplamının karesi ifadesinin sonucu kaçtır? Şimdi şuraya bir sana zahmet not düşelim biz. Tarihe not hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar çoğu soruda soru bankasında denemede işimize yarayabilir. Ne yarar hocam? 1 bölü x1 ile 1 bölü x2'nin toplamı karşımıza çıkar ve Biraz böyle işlem ee, kalabalık olduğu için bizim canımız da sıkabilir. Can sıkmasın diye bir defa öğrenelim bunu. Bak bu lazımsa bana ben bunu x2 ile burayı x1 ile genişlettiğim takdirde üst taraf ne olur biliyor musun? x1 artı x2 gelir. Alt tarafta x1 çarpı x2 gelir. Şimdi x1 artı x2 demek ne demekti? Eksi b bölü a idi. x1 çarpı x2 de c bölü a idi. E burada bölü a ve bölü a ifadelerinin gideceğini ve eksi b bölü c kalacağını görüyoruz. Demek ki artık bizden 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 istendiğinde ben ekstra bir formül olarak eksi b bölü c'yi aklımda tuttuğum takdirde ki tutulabilir. Eksi b bölü c'yi aklımda tuttuğum takdirde demek ki ben bunun 1 bölü x1 ve 1 bölü x ikisinin toplamını bulabilirim demek. Şimdi madem öyle bu ifadenin sonucu nedir? İçerisini bulmak için eksi b bölü c'den yararlanırım. Yani eksi 8 bölü 4'ten yararlanırım ki eksi 2'dir. İşte bize de eksi 2'nin karesi sorulmuş deriz. Eksi 2'nin karesi de 4 yapar arkadaşlar. Cevabımız da budur diyebiliriz. Tamam. 18'i bu şekilde rahatlıkla çözebildik bu yöntem sayesinde. 19. örneğimize bir bakalım. X kare eksi 12 artı 24 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. X1 kare çarpı x2 artı x2 kare çarpı x1 eşittir 2 çarpı n faktöriye eşitliğini sağlayan n değeri kaçtır diye sorulmuş. Burada x1'in ve x2'nin iki ifadede de ortak olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla x1 çarpı x2 ortak çarpan parantezini alırsam şu kısımda x1 kalır. Artı var arada şu kısımda da x2 kalacaktır. Eşittir 2 çarpı n faktöriyelmiş. Şimdi gördüğünüz üzere şurada bir kökler çarpımı oluştu. Burada bir kökler toplamı oluştu. Yapmaya çalıştığımız şey tamamıyla bu. x1 artı x2 x1 çarpı x2 elde edebilmek. Şimdi x1 çarpı x2 kökler çarpımıydı ve kökler çarpımımız 24 bölü 1'den 24'ü verir bize çarpı. Kökler toplamı da burası kökler toplamı da eksi b bölü a'ydı. Şunun eksilisini 1'e bölersem ki 10 gelir eşittir 2 çarpı n faktöriyelmiş yani bu 240'mış. Her iki tarafı 2'ye bölersem n faktöriyel 120'nin ta kendisi gelir. Peki hangi sayının faktöriyeli 120 ydi? Tabii ki 5 faktöriyel 120'ye eşitti. Demek ki n buradan 5'in ta kendisi gelecek diyebiliriz. Evet 17, 18 ve 19. örnekler bizim için konu kavrama e, sorularıydı. Şimdi 20. örnekten itibaren şöyle güzel sorularımızı çözmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar eksi x kare artı 5 x artı 3 eşit 0 denkleminin kökleri neymiş? x1 ve x2. Bizden istenen de x1 kare artı onun hemen yanına x2 kareyi yazayım. 9'u sonradan eklerim tamam mı? Şimdi burada x1 kare artı x2 kare bunun bir formülü yoktu. Ama ben buradaki ifadeyi x1 artı x2'nin karesini alarak bir kısmını elde edebilirim. Şöyle ki ben bunun karesini alırsam birincinin karesi ikincinin karesi ve 2 çarpı birinci çarpı ikinci olarak elde edilebilir. Şimdi arkadaşım x1 artı x2 ne demekti? Eksi b bölü a. Yani buradaki 5'in eksilisi olan eksi 5'i eksi 1'e bölersem burası 5 gelir. 5'in karesi de 25'i verir bize. Eşittir x1 kare artı x2 kare ki benim ihtiyacım olan şey zaten bu. Pekala artı diyorum 2 çarpı kökler çarpımı bak. Kökler çarpımı kaç? 3 bölü eksi 1'den eksi 3. 2 kere eksi 3 dedim buraya da. Şimdi 2 kere eksi 3 eksi 6 yapar. Bu eksi 6'yı ben sol tarafa gönderirsem 31 eşittir x1 kare artı x2 kare yapacaktır. Şu an ihtiyacım olan şeyi ben buldum. Kaçmış 31. Peki soru şu, şurası neydi hocam? 31'di Peki ben buna 9 eklersem kaç olur? 40 yapar ve cevabımız da 20. örneğimizin cevabı da böylelikle 40 olur sevgili gençler. 21. örnek, a sıfırdan büyük olmak üzere, x kare eksi a artı 3x eksi 3a eşit 0 denkleminin kökleri neymiş? X1 ve x2. X2'nin X1'den farkı kaçmış? 7. Buna göre A kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle ben X kare eksi parantezinde A artı 3 çarpı X eksi 3A dedim eşittir 0. Benim denklemim bu. Şimdi X2'den X1 çıkınca yani köklerin farkını bulunca 7 geliyormuş. Peki zaten bu 7 pozitif olduğuna göre... Ben her iki tarafın mutlak değerini alsam x2'nin x1'den farkının mutlak değeri 7'nin mutlak değeri olan yine 7'ye eşit olmaz mı? Olur. O halde demek ki kökler farkının pozitif değeri yani kök delta bölü mutlak a eşittir 7'ye eşitmiş. Şimdi o zaman deltamızı bulalım. Şunun karesi yani b'nin karesi a kare artı 6 a artı 9'dur. Daha sonrasında eksi 4 çarpı bak katsayı 1 çarpı eksi 3a diyorum. C'si de eksi 3a'ydı sonuçta. Pekala deltamız buydu. Ben burayı biraz düzenleyeyim. A kare artı 6a artı 9 dedim. Şu eksi 4 ile eksi 3a'yı çarparsam artı 12a'nın ta kendisi gelir. 6a ile 12a'yı toplarsam da a'nın karesi artı 18a artı 9 gelir. Ne bu? Delta. Şimdi deltayı bulduk. Kök içerisinde a'nın karesi artı 18a artı 9 Eşittir diyorum. Tabi A'sı neydi? 1'di. Dolayısıyla onu yazmıyorum, görmüyorum. Eşittir 7. Peki neyin e, kare kükü 7 yapar? E tabi ki hocam 49'un. O halde içerisi neymiş arkadaşlar? 49'un ta kendisi. Ben diyorum ki A'nın karesi artı 18A artı 9. Eşittir kaç yapar hocam o zaman? 49 yapar. 49'u hemen şöyle 9'un yanına gönderelim. A kare artı 18A. Eksi 40 eşittir 0 gelecektir değil mi? Ben burayı a ve a diye açarsam sağ tarafı nasıl açarım? Artı 20'ye eksi 2 diye açarsam çarpımları eksi 40 gelir toplamları 18 gelir. O halde a sayısı ya eksi 20'dir derim ya da artı 2'dir bak bunun eksilisi bunun eksilisi. Şimdi a hangisi? Hocam a'nın sıfırdan büyük olduğunu zaten en başında söylemişti. Doğal olarak 2 olabilir ama eksi 20 olmaz diyorum. A kaçtır diye sorulmuş. A sayısı kesinlikle 2'nin ta kendisidir sevgili arkadaşlar. Doğru cevap da 2'dir diyebiliriz tabii ki. Geçelim mi 22'ye geçelim. Hadi bakalım. x kare eksi 2 çarpı a artı 2x artı 2 a eksi 4 eşit 0 denkleminin kökler toplamı. Kökler toplamı. Kökler çarpımının 3 katı olduğuna göre. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a'ydı. Kökler çarpımı ne? C bölü A. Kökler toplamı kökler çarpımının 3 katına eşitmiş. Çok güzel. Şimdi o zaman ben burada A'ları görmezden gelebilirim. Değil mi? Peki B'si kaç bunun? B'si şurası. Bunun eksilisi 2 parantezinde A artı 2 yapar. Çok güzel. Eşittir diyorum. C'si ne bunun? O da 2A eksi 4. Dolayısıyla 2A eksi 4'ün hop 3 katı dedim. Güzel. Soru bu. Bunu çözeceğiz. İçeri dağıtalım bunu. 2A artı 4 eşittir. 6a eksi 12 yazdım. Eksi 12. Tabi 12 yazdım ama o 1 ile şey birleşti orada olmadı. Heh eksi 12. Şimdi 2a'yı aldım bu tarafa. 4a kaldı mı burada? Eksi 12'yi de sol tarafa aldım. 4 artı 12 derne geldi? 16 geldi. Her iki tarafı 4'e böldünüz. A eşittir kaç geldi? 4'ün ta kendisi. Bizden ne istenmişti? A istenmişti. O zaman hayırlı olsun be. Yani bu kadar basit. Kökler toplamı, kökler çarpımının 3 katı olduğuna göre A kaçtır diye sormuştu. E kökler toplamını sen formülü biliyorsan, eksi B bölü A'yı. Kökler çarpımını biliyorsan. E bir de bunun yanında kök delta bölü mutlaka bu da neydi? Kökler farkının pozitif değeriydi. E bunları biliyorsak zaten demek ki bütün soruları aşağı yukarı çözebiliyorsun. Tabi burada çarpanları ayırma da bizim için önemli bir husus oluyor sevgili gençler. Evet şimdi devam ediyorum. 23. örneğimle sağ üst tarafta. X² 6, x kare artı 6x artı 3 bu denklemin kökleri neymiş arkadaşlar? X1 ve X2'ymiş. Diyor ki buna göre denkleminin köklerinin çarpma işlemine göre tersi. Şimdi bazen öğrencilere soruyorum diyorum ki 5 sayısının çarpma işlemine göre tersi nedir diye sorduğum zaman şu cevabı aldığım oldu. Bölme. Yani demek ki bundan bir haberiz biz. Bir e, sayının çarpma işlemine göre tersi nasıl bulunur? Toplama işlemine göre tersi nasıl bulunur? Ki eminim bak 5'in çarpma işlemine göre tersi 1 bölü 5'tir ama bunu ezberleyen de çok. Yani nedenini bilen yok. Neden 5'in çarpma işlemine göre tersi 1 bölü 5'tir? Neden 5 sayısının toplama işlemine göre tersi eksi 5'tir? Bunun sebebini bilen de çok az. Ama olsun. Öğreneceğiz gençler. Öğreneceğiz. Bu farklı bir videonun konusu olsun. Tamam Şimdi biz... Bu köklerin x1 ve x2 ise çarpma işlemine göre tersleri neymiş? 1 bölü x1 x1'in çarpma işlemine göre tersi. 1 bölü X2'de x2 de x2'nin çarpma işlemine göre tersi. Bunların diyor toplamının diyor 2 katı çarpı 2. Bu kaçtır diye sorulmuş. E biz az önce bir sayfa önce ne demiştik? Ben şurayı sana formülize etmiştim. buranın formülü neydi? Eksi b bölü c idi değil mi? Demek ki bunu 2 ile çarpacakmışız biz. Eksi b bölü c. B'miz 6 olduğu için eksi 6 diyorum. C'miz de 3'tü. Bunu da 2 ile çarp demiş. Şimdi 6'yı 3'e bölersem 2 gelir. Eksi 2 çarpı 2 bana neyi verir? Eksi 4'ün ta kendisini verir. Demek ki cevabımız bu olacak diyebiliriz. Geçtim 24'e. Evet 24. soruda ne denmiş bize? X kare eksi 7 x eksi 11 eşit 0 denkleminin kökleri A ve B'ymiş. Bu soruyu çok dikkatli dinliyorsun. Tamam. Tam böyle denemelerde karşına sürekli çıkacak soru cinsi. Tamam. Yani şu soru tiplerini öğren denemelerde artı 1 netsin. Moralin düzelir. Şevkin yerine gelir. Gaza gelirsin. Tamam. Şimdi a kare artı 7b artı 6. Bu ifadenin değeri soruluyor bize. Öncelikle arkadaşım. Ben denklemin köklerinin a ve b olduğunu biliyorsam eğer şunu yaparım. a'yı götürürüm yerine yazarım. Sonuçta denklemi sağlamak zorunda. Yani a'nın karesi eksi 7a eksi 11 eşittir 0. Bunu biliyoruz artık değil mi? Peki şimdi ben burada şöyle bir şey yapsam. A'nın karesi eksi 11 eşittir 7A desem. Olmaz mı? Bence gayet iyi olur. Peki şimdi A'nın karesi eksi 11 7A'ya eşitse. Ben şöyle bir şey yapsam. Eksi 11'i de karşıya göndersem. A'nın karesi eşittir 7A artı 11 olur mu? Olur. Çok güzel. Şurada ne vardı? A'nın karesi. Burada ne elde ettim? A'nın karesini. O halde ben burada A'nın karesi gördüğüm yere artık rahatlıkla 7A artı 11 yazarım. Bunu buraya çektim. Ve dedim ki 7A artı 11 yazdım ben A'nın karesi gördüğüm yere. Artı 7B'miz var. Bir de artı 6'mız var. Şimdi güzel kardeşim bak. Bir 7A bir de 7B. Bunları bir araya getirelim ve paranteze alalım. Yani 7 parantezinde A artı B diyelim. Artı 11 ile 6'nın toplamı bize neyi verir? 10, 7'yi verir. Peki şimdi A ile B neydi? Köklerdi. Ki şurası nedir o zaman? Köklerin toplamı. Kökler toplamı eksi b bölü a. Yani eksi eksi 7 artı 7 bölü 1'den 7 gelir burası. O halde cevap karşımıza çıkacak. Bak 7 ile 7'yi çarptım 49. Bunun üzerine 17'yi eklersem doğru cevap 66'nın ta kendisi olur. Doğru cevabımız bu şekilde karşımıza çıkar. Bak bulmaca gibi. Yani öyle şey yok. Almış ağam bir durumu yok görünce bir göz korkuyor mu? İlla ki canım korkuyor yani. Öğrenciyken benim korkmadığımı mı düşünüyorsunuz? Ben de korkuyordum. Yani hani e, bunlar benim için zor sorulardı ya. Yani vallahi bak biz bunu lise 2'de falan gördük. Yani 10. sınıf oluyor değil mi? 10. sınıfta falan gördük biz bunları. 10. sınıfta falan benim matematiğim vallahi berbattı ya. Vallahi bak, bak yemin ediyorum. Berbattı yani. Hiçbir şey anlamazdım. Polinom işte bak çok iyi hatırlıyorum. Polinom işlerdi hoca yazardı ama ne yazıyor? Bir 1 yazıyor. X gördüğü yere bir sıfır yazıyor. Bir bölümünden kalan diyor. Onu şundan kaynaklı yerine yazar. Ben hiçbir şey anlamıyordum. Vallahi bak. Benim yazım notlarımı falan görseniz var ya matematik. ve neler nelerdi. 30 alırdım, 33 alırdım. Vallahi bak. Sınıfın en başarılılarından bir tanesi benim kankim yanımda otururdu. Hala görüşürüz. Kendisine de selam olsun İsaya. Şu an kendisi KBB doktoru. Ee, yanımda otururdu. O tabi yüzlük kağıt hazırlar verirdi yazılıda. Ben ondan kopya çekerdim. Birebir yazardım. Ona rağmen 30 alırdım. Yani ne kadar bilmediğimi siz düşünün. Sonra oldu bir şeyler. Sonra değişti bir şeyler. Onu da farklı bir videoda anlatırız. 25. örnek. x kare eksi 10 x artı 1 eşit 0. Denkleminin kökleri m ve n'ymiş. Pekala. Şimdi benden istenen şu m kare eksi 9 m ile n kare eksi 9 n'nin çarpımı isteniyor tamam mı? Şimdi o halde ben şöyle bir şey yapsam. Madem m, m de n de benim denklemimin kökleri sağlar o zaman. Yani m kare eksi 10 m artı 1 eşittir 0 derim. Aynı zamanda n kare eksi 10 n artı 1 de 0'dır değil mi? Sonuçta ikisi de sağlar. Peki ben burada m kare bak m kare eksi 9 m desem yani m kareden eksi 9m eksi m artı 1 eşittir 0 desem sıkıntı olur mu? Sonuçta şurası bana yine neyi verir? Eksi 10m'yi verir. Bir sıkıntı yok. O zaman alttaki için de aynı şey geçerli. Yani ben bunu ne kare eksi 9 ne eksi ne desem bak eksi 10 ne eksi 10 ne artı bir de 1 diyorum eşittir 0. Çok güzel. Şimdi bunları hallettik ya biz. Bunları hallettikten sonra artık şöyle cümleler kurabiliriz. Ben burada M kare eksi 9 M'yi yalnız bırakacağım. O yüzden siz hadi karşıya bakalım. Hadi yallah. Ne olur? M kare eksi 9 M eşittir. M artı 1 olur. Ve burada da N kare eksi 9 N eşittir. N eksi 1. Şurayı yanlış yazdık. M artı 1 değil. M eksi 1 olur arkadaşlar değil mi? Doğru. Evet sonuçta artı 1'i karşıya attık. Pekala. Şimdi M kare eksi 9 M'yi elde ettim. Bir de N kare eksi 9 N'yi elde ettim. M kare eksi 9 M dediğimiz şey neydi? m eksi 1'di hemen yazdım m eksi 1 çarpı bir de n kare eksi 9 neydi n ne eksi 1'di onu da yazdım. Hani benden bunu istiyordu ya ben diyorum ki artık bunu istesin. Madem bunu istiyor ben dağıtırım bunları. Yani m çarpı n sonrasında eksi m eksi n artı 1 gelir bak dağıttığımız zaman bunu. Bunu da şöyle düzenleyebilirim. m çarpı n eksi parantezinde m artı n artı bir de 1 derim. Şimdi bak güzel kardeşim M N, n kökler ise eğer bak burası kökler çarpımıdır burası da kökler toplamıdır. Kökler çarpımımız 1 bölü 1'den 1'dir. Kökler toplamımız da eksi b bölü a'ydı. Eksi eksi 10 bölü 1'den 10 gelir arkadaşlar. Dolayısıyla 10 yazdık buraya da artı bir de neyimiz var? Birimiz mevcut. 1, 1 daha 2, 10 çıkarırsam eksi 8 gelir. Bu da bize cevabı verir diyebiliriz. Şurayı doğru yaptığımızdan emin olmak istiyorum. Eksi b bölü a idi 10 geldi tamam doğru yapmışız. O halde cevabımız eksi 8'dir diyeceğiz sevgili gençler. Bak ne kadar meşakkatli bir soru gibi görünüyor ama yaptığımız şeyler yukarıdaki soruda da yani 24. soruda da 25. soruda da neredeyse aynı işlemleri uyguladık. Ve devam ediyorum bir diğer sayfamla. Arkadaşım notumuz var bu nota dikkatli bakalım. Diyor ki ax kare artı bx artı c eşit 0 ikinci dereceden denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun demişiz. Şimdi köklerin toplamı sıfırsa kökler toplamı nasıl sıfır olur? Ya ikisi de sıfırdır ya da birisi 5 öteki eksi 5'tir birisi 3 ise öteki eksi 3'tür. Yani bir tanesi p iken öteki eksi p olmalı ki kökler toplamı sıfır olsun. Eğer kökleminde de çarpımı negatifse diyor o zaman sıfıra sıfır olma durumu ortadan kalktı. Sağlanıyorsa bu denklemin kökleri simetriktir diyoruz. Az önce bahsettiğimiz gibi birisi 5 öteki eksi 5. Birisi 3 ise öteki eksi 3. Birisi P ise öteki eksi P. Ve doğal olarak bunlar eğer kökse bunların toplamı daima ve daima bize sıfırı verir. Ve artık şu cümleyi de kurabiliriz biz. Kökler toplamının formülü eksi b bölü a idi ya. Bunun sıfır olabilmesi için tek şartımız nedir? B'nin sıfıra eşit olmasıdır. Yani o halde benim burada ax kare artı bx artı c eşit sıfır dediğim ikinci dereceden denklemde şu b'li ifade bulunmayacak anlamına gelir. Yani x'li ifade olmayacak anlamına gelir. Eğer varsa da onu yok etmemiz gerekiyor. 26. örneğe bakalım çok daha iyi anlayacağız. 3x kare artı falan filan denkleminin simetrik iki gerçek kökü olduğuna göre m kaçtır diye sorulmuş. Şimdi simetrik iki tane gerçek kök varsa kökler toplamı tabii ki de sıfırdır. O halde arkadaşım buradaki x'i terimin olmaması gerekiyor. Yani b dediğimiz şey sıfır olmalıydı. O halde yazdım. Ee, biraz soldan başlayalım. m kare eksi 1 sıfıra eşit olmalı. Yani m kare kaçtır? 1'dir. Buradan iki türlü ihtimal gelir. 1 m'nin eksi 1 olma durumu. 2 m'nin 1 olma durumu ortaya çıkar. m eğer eksi 1 ise şurası zaten sıfırdı ya bir yerine yazalım. 3x kare bak m eksi 1 ise şurası eksi 4 artı 1'den eksi 3 gelir. Eşittir 0. Eğer ki m 1 ise de 3x kare şurada yerine yazarsak 4 artı 1'den artı 5 gelir eşittir 0. Şimdi benim köklerim simetrikmiş ya yani bir tanesi p iken eksi p'ymiş ya. Bunları ben çarparsam daima ve daima eksi p kare gibi bir sonuç alırım ki bu da sıfırdan küçük olmak zorundadır. Çünkü birisi artı birisi eksi. Kökler çarpımına bakacağız o halde. Buranın kökler çarpımı bak eksi 3 bölü 3'ten eksi 1. Buranın kökler çarpımı da 5 bölü 3'ten 5 bölü 3'tür. E şimdi bizim negatif olması gerekiyor demiştik biz kökler çarpımımıza. E şu sağ taraftakine bakıyorsun kökler çarpımı 5 bölü 3 yani pozitif geldi. Demek ki buradan yemedi arkadaşlar olmadı. O halde m kaçtır diye sorulmuştu. Biz iki tane m bulmuştuk ya 1'dir ya da eksi 1 demiştik. 1 olmuyorsa bak bunun kökler çarpımı negatif olduğu için eksi 1 olacak. Yani cevabımız eksi 1'miş diyebiliriz. 27'deyiz artık. X kare artı falan filan denklemi neymiş? Simetrik iki tane reel köke sahipmiş. Simetrik ise kökler toplamı sıfırdır. Kökler çarpımı kaçtır diye soruluyor. Şimdi kökler toplamı dediğimiz şey için sıfırsa e, eğer B'si sıfır olmalı. Yani şu kızım eşittir sıfırı vermeli bize. M kare eksi 2M eksi 8 eşittir sıfır dedim. Ben buradan M ve M diye burayı da eksi 4'e artı 2 diye açarsam M için iki tane ihtimal ortaya çıkar. M ya eksi 2'dir ya da M artı 4'tür, değil mi? Şimdi iki ihtimali de göz önünde bulundurarak soruyu çözelim. Şurası zaten sıfırdı. Bak ne gelir denklem? X kare M yerine yazacağım. Eksi 2 bölü 2 eksi 1. Bir. bir de başında eksi var, artı 1 yaptı eşittir 0. Burası da x kare eksi 4 bölü 2'den 2 iki geldi eşittir 0. E güzel kardeşim bak. Bunun kökler çarpımı 1. Bunun kökler çarpımı eksi 2. Kökler çarpımı ne olmalı demiştik? Negatif olmalı. Çünkü kökler simetrik. E negatifse o zaman burası olmaz. Demek ki neymiş kökler çarpımımız? Eksi 2'nin ta kendisi bizden de zaten ne istenmişti? Kökler çarpımı istenmişti. O halde cevabımız eksi 2 olacaktı deriz. 28. örneğimize de bakalım seninle beraber. M bir gerçel sayı. Mx kare eksi 12 x eksi 12 eşit 0 denkleminin köklerinden biri diğerinin kaç katıymış? 2 katıymış. Buna göre m kaçtır diye soruluyor. Şimdi iyi dinle soruyor. Köklerinden bir tanesini eğer ki ben e, ne seçelim? Köklerinden birisini A seçelim. Köklerinden birisi A ise diğeri 2A olmak zorundadır. Tamam. Şimdi buna göre düşünecek olursam ben köklerinden birisi diğerinin 2 katıysa. Kardeşim kökler toplamımız 3A gelir. Kökler çarpımımız da A çarpı 2A'dan 2A kare gelir. Şimdi şu kökler toplamı bu da kökler çarpımı. Şimdi kökler toplamı dediğimiz şey şuraya bakacak olursan eksi b bölü a'dan 12 bölü m'dir. 12 bölü m yapar. Kökler çarpımımız da eksi 12 bölü m yapar. Eksi 12 bölü m yapar. Şimdi o halde şöyle diyebilir miyiz? Bak bu yukarıda bulduğumuz 12 bölü m aşağıda bulduğumuz eksi 12 bölü m'nin eksilisi. Yani o zaman ben 2a karenin Direkt şunun eksilisi yani eksi 3a'ya eşit olması gerektiğini tabii ki de söyleyebilirim. Madem öyle e, her iki tarafta da sevgili arkadaşlar A'ları götürebilirim. Sonuçta biri diğerinin iki katıydı. Yani sıfıra sıfır olma durumunu eliyorum. Demek ki 2 A eşittir kaçmış? Eksi 3. O zaman A kaçtır? Tabii ki de eksi 3 bölü 2'dir. Şimdi A'yı bulduğumuza göre artık M'yi rahatlıkla bulabiliriz. Nerede? Şurada yerine yazalım. 3 çarpı eksi 3 bölü 2 eşittir dedim. 12 bölü M'ymiş. E güzel. Şimdi ben burada 3'e böldüm. 3'e böldüm. Burası 4 geldi. Artık eksi 3 bölü 2 eşittir 4m olduğunu biliyorum ya. İçler dışlar çarpımı yapalım. Eksi 3m eşittir 8 gelir. İse m de buradan eksi 8 bölü 3'ün ta kendisi olur. m kaçtır diye sorulmuştu. Hayırlı uğurlu olsun cevabı bulduk. Eksi 8 bölü 3 olur sevgili gençler. Tamam. Bak. Ne kadar sakin o kadar başarı. Fazla böyle kasmaya gerek yok. Heyecan yapmaya gerek yok. Her şey Relax. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Soru. Bu da son sorumuz videonun. Çünkü bir diğer e, kısımda sevgili arkadaşlarım şöyle hemen bakalım. Nereye geçeceğiz? Kökleri bilinen ikinci dereceden denklemin yazılması konusuna geçeceğiz. O yüzden videomuzun son sorusu 29. soru dedik. Ne diyor? Bir okuyalım. x kare eksi m eksi 5x eksi k falan filan altta da bir tane daha denklem varmış. Yukarıdakinin bir kökünü 4 demiş. Alttakinin bir köküne de eksi 1 demiş. Verilen denklemlerin diğer kökleri birbirine eşitmiş bak. M kaçtır diye soruluyor. Şimdi güzel arkadaşım bak. Bir tanesinin kökü 4. Öteki köküne ne diyelim? P diyelim. Bunun da bir kökü eksi 1. Öteki köküne ne diyelim? P diyelim. Mecbur çünkü diğer kökler birbirine eşitmiş. Şimdi ben birinci denklemi şu birinci denklem şu da ikinci denklem olsun. Birinci denklemin kökler toplamını 4 artı P olarak bulabilirim. İkinci denklemin kökler toplamı da eksi 1 artı p'dir. Peki şimdi sorum şu. Üstteki denklemin kökler toplamı alttaki denklemin kökler toplamından kaç fazladır? Tabii ki de 5 fazla. 5 eklersem üsttekini bulurum. Şimdi ben birinci denklemin kökler toplamını bilinen formüllerle hesaplamaya çalışayım. Yani eksi b bölü a ile. Şuradaki eksi o formüldeki eksiyi götürür ve m eksi 5 bölü 1 gelir ki yani m eksi 5'miş bunun kökler toplamı. Alttakinin kökler toplamı da. Eksi m bölü 1'den eksi m'dir arkadaşım. Tamam. Ve ne demiştim? Alttakinin kökler toplamına 5 ekleyince üsttekini elde ediyorum. Yani eksi m'yi eğer ben 5 eklersem m eksi 5 ortaya çıkıyormuş. Soru bitti artık. Bizden zaten m istenmişti. Eksi m'yi bu tarafa gönderdim. 2m yaptı. Eksi 5'i bu tarafa gönderdim. 10 yaptı. O zaman her iki tarafı 2'ye bölersem m'nin 5 olması gerektiğini de adımızı bildiğimiz gibi adımızı söyler gibi söyleyebiliriz. 5. Tamam. Bu kadar köklerin eşitliği durumunda bir bu tarz bir soru var. İkinci tarz soruda da diğer kökleri vermeden der ki birer kökü birbirine eşitse o zaman ne yaparsın? Bak şunu ve şunu vermediği durumda diğer kökler birbirine eşitse diye bir soru sorarsa o zaman da şuradaki x karelerden ikisinden de kurtulmak zorundasın. Yani şöyle diyebilirsin. Üsttekinden alttakini çıkarabilirsin. Alttakinden üsttekini çıkarabilirsin. Bir şekilde o x kareden kurtul. Kurtulduğun zaman elinde birinci dereceden bir denklem kalır. ...o birinci dereceden denklemi çözdüğün zaman... ...bulduğun x değeri ortak olan kök olacaktır. Onu da not olarak yaz. Anlamadıysan videoyu hemen başa sardır, dinle ve mutlaka yaz. Evet, şimdi... ...şöyle sayfalarımıza uzaktan bakmanın zamanı da geldi diye düşünüyorum. Ciddi anlamda emek verdik ve sayfalarımızı doldurduk. Umarım, da, umarım senin sayfalarında bu şekilde derli toplu, düzenli ve dolu doludur. Çünkü bu çok önemli. Yani harbiden çok önemli. Biz üniversitede, sevgili arkadaşlar düzenli not tutan arkadaşların notlarını alabilmek için para verirdik. Yani öyle düşünün. Hocalar böyle kendi kitaplarından çok ders işleme olayı yoktu biliyorsun. Yani bilmiyorsan da öğreneceksin. Ablandan, abinden, teyze oğlundan, amca oğlundan, kuzeninden, şuradan buradan biliyorsundur. Belki duymuşsundur. Ama öyle çok kitaptan ilerleme olayı yok. Özellikle matematik bölümü için. Bizim için önemli olan nottu. Siyah beyaz fotokopi not. Tabii ki kendi notundan çalışıyorsan sen bir efsanesin. Yani bazı Derslerim mesela çoğu dersi fotokopiden çalıştım. Başkalarından aldığım fotokopilerle. Hocanın el yazması notu bile değil bak. Başka bir öğrencinin tuttuğu not. O fotokopiciye notlarını verirdi. Fotokopici de o fotokopi ne kadar çoğaldıysa o öğrenciye belli bir miktar para öderdi. Yani telif gibi. Tamam. Aynı o şekilde. Ee, ve biz o notlardan çalışırdık daha çok. Ama mesela benim... Ee, üniversite hayatım boyunca kendi tuttuğum notlar da oldu bazı dersler için. Mesela çok sevdiğim bazı dersler vardı. O dersler için not tuttuğum da oldu. Ve ne oldu biliyor musunuz gençler? Ben o derslerden çok daha yüksek notlar aldım. Çünkü kendi tuttuğum nottan çalışmışım yani bundan daha ötesi var mı? Yani düşün başkasının tuttuğu nottan çalışırken lan burası 5 mi yazmış, S mi yazmış diye yarım saat düşündüğüm olmuştur. Boş küme mi yazmış yoksa o mu yazmış yoksa bileşke harfi mi bileşke işareti mi? Onu düşünmek için yani yarım saat harcadığım oldu. E düşün yani orada da vakit kaybediyorsun. Bazen canın sıkılıyor orada bırakıyorsun ders çalışmayı falan. Dolayısıyla not tutmak önemli. Şimdiden kendinizi alıştırın not tutmaya. Çünkü yarın bir gün üniversiteli olacaksınız gençler. Haberiniz olsun. Evet umarım dedim senin de sayfaların bu şekilde düzenli, derli toplu, renkli kalemlerle yazmışsındır. Dolu doludur. İnşallah bu yazdıkların da aynı zamanda beynine de yazıyorsundur. Size bir çalışma taktiği daha söyleyeyim. Bunları bu şekilde doldurduktan sonra her dersten 1-2 saat sonra mutlaka tekrar bunları çözün demiyorum bak. Sadece böyle sayfaları açın ve deyin ki mesela hızlı hızlı bakarken şöyle bakıyorsunuz ya. Bu neydi başlık şuydu tamam kökler toplamı bu çarpımı bu. Farkı bu. Tamam. Bu soruya baktık. Burada ne yapmıştık? Bu yukarıdaki formülleri uyguladık. Tamam. Ee, bu soruya baktım. Hoca şunun için bir not yazılmıştı. O noktada bunun eksi b bölü c olduğunu biliyordum. O zaman direkt yerine yazdım ve karesini aldım. Tamam. Buraya geldim. Ee, burada x1 ve x2 ortaktı. parantez aldık. Bu geldi. Kökler çarpımı Kökler toplamı çarptık. Bunlara 240, 125 faktöriyel Tamam. Aynı bu şekilde bak. <laughs> Ayak üstü dersi tekrar ettim. Aynı bu şekilde sevgili arkadaşlarım. Siz de hızlı hızlı hangi soruda neler yaptığımızı kafanızda böyle canlandırarak mutlaka ama mutlaka ilerleyin ve bu şekilde tekrar edin. Tekrar etmekten kastım bunların hepsini silin tekrar yazın demiyorum bak tamam mı? Hızlı hızlı tekrar edeceksiniz. Hangi soruda neler yaptığımızı anımsayarak. Bu çok önemli. Emin ol yazarak çalışmaktan da değerli. Aklında bulunsun bunu bir dene bence. Sana abi tavsiyesi. Evet arkadaşlarım sonraki dersimizde artık konu başlığımız kökleri bilinen ikinci dereceden denklemin yazılması olacak. Ve ciddi anlamda değerli bir konu bizim için. O derste görüşelim mutlaka. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın. Abone olun ve videoyu da lütfen beğenin bir zahmet. Hadi bakalım.